Can Tüvan Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Günün ve gündemin önemli başlıklarıyla sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün koronavirüsüyle ilgili önemli bir toplantı yaptı ve şu anda Çankaya Köşkü'nde açıklamalarda bulunuyor. Şimdi açıklamalara gidiyoruz. Kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz. 18, istihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz. 19, tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz. Alınan kararların milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Basın toplantımıza iştirakiniz ve dikkatiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Hiçbir virüsün Türkiye'den, Türk milletinin birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden aldığımız ve alacağımız tedbirlerden daha büyük olamayacağını tekrar ederek hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Evet değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını dinledik. Tabii ki ana haber bültenimize, sıradaki haberimize devam ediyoruz. Adıyaman'da siyasi partiler koronavirüsünden dolayı birlik beraberlik mesajı vermek için toplandılar. HDP hariç bütün siyasi parti temsilcileri toplantıya katıldı. Adıyaman'da siyasi partiler koronavirüs nedeniyle ortak basın açıklaması yaparak birliktelik çağrısı yaptı. Partilerin ortak açıklamasına HDP dışındaki 5 siyasi parti katıldı. Kendi iç meselelerinden dolayı davete icabet etmediler. CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet'in öncülüğünde bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün, İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, Saadet Partisi İl Başkanı Haşim Asnuk ortak açıklama yaptı. Arkadaşlar ben Cumhuriyet Halk Partisi adına söylüyorum bunu. Bizim bütün kongre... Koronavirüsü nedeniyle bir araya gelen il başkanları insanların sağlığının siyaset üstü olduğunu ve tüm kırgınlık ve dargınlıkların bir kenara bırakılması gerektiği mesajını verdi. Parti'de bugüne kadar olacak olan... HDP'nin davet edilmesine rağmen katılmadığı toplantının açılış konuşmasını yapan CHP İl Başkanı Burak Binzet, özellikle sarmalık tütün içen kişilere koronavirüs uyarısında bulundu. Koronavirüsüne karşı devletin koyduğu 14 tane kural var arkadaşlar. Tabii bunları mümkün olduğu kadar fazlalaştırmak mümkün hijyen açısından. Ama en azından bunların uygulanması halk sağlığı için çok önemlidir. Bir, ellerinizi sık sık ılık su ile sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız, burun tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğinizin iç kısmını kullanın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Ellerinizi gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Kıyafetlerinizi 60 ile 90 derece arasında normal deterjanla yıkayın. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hasta olanlarla temas etmeyin. Maske takmadan dışarıya çıkmayın.
Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kurumuna başvurun. İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan konuşmasında sürecin en fedakar çalışanları olan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek şöyle konuştu. Sağlık çalışanları, onlara minnetlerimizi, şükranlarımızı, teşekkürlerimizi kat be kat, saat ne kadar da inanın şey olmaz, gereğinin daha fazla teşekkür etmemiş oluruz. Çünkü onlar gerçekten hepimiz evimizde otururken, bu tedbirlere uyarken o insanlar fedakarca bizim için çalışıyorlar. MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün konu Adıyaman olduğu için siyaseti bir tarafa bırakıp bir araya geldiklerini belirtti. Ayrıca bu koronavirüs salgınında öncelikle Sağlık Bakanımızı kutluyorum ve sağlık çalışanlarını kutluyorum. Çünkü büyük bir özveriyle dünya devletlerinin de kabul ettiği gibi Türkiye bu aşamada başarılı olmuştur. İnşallah da böyle devam eder. Tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. İnşallah bu belayı az bir kayıpla geçiştiririz. Saadet Partisi İl Başkanı Haşim Asluk ise konuşmasında zor bir süreçten geçildiğini ve tedbirlerin uygulanmasıyla çok uzun sürmeyecek bir süreç içerisinde bu süreci atlatacaklarını söyledi. Zor bir süreçten geçiyoruz. Tabii sadece bu Adıyaman'ı ilgilendiren bir konu değil, bütün dünyayı ilgilendiren bir konu. Ama ben inanıyorum ki devletin koymuş olduğu kurallara uyarsak pek uzun sürmeyecek bir süre içerisinde sağlıklı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış 22 Mart'ta yapılacak olan kongrenin, Merkez İlçe Kongresi'nin koronavirüsünden dolayı ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, 22 Mart'ta yapılacak olan Merkez İlçe Kongresi'nin koronavirüsten dolayı ileri bir tarihe ertelendiğini aktardı. Tehdit etmektedir. Bu anlamda Çin'de başlayan ve dalga dalga bütün dünyaya yayılan bir salgın. Başkan Alkayış, yetkililer yaptığı uyarıların vatandaşlar tarafından uygulanmasını isterken, alınan tedbirlerin vatandaşların sağlığı için alındığını belirtti. Alkayış, kongrenin AK Parti Merkezi tarafından alınacak ileri bir tarihte yapılacağını vurguladı. Bilindiği üzere bir süredir dünya genelinde koronavirüsü ülkede, bütün ülkelerde insanlığı tehdit etmektedir. Bu anlamda Çin'de başlayan ve dalga dalga bütün dünyaya yayılan bir salgınla karşı karşıyayız. Bu salgının insan yaşamını, insan hayatını çok ciddi şekilde etkilediği, tehdit ettiği ve bunun toplumsal olarak çok ciddi riskler taşıdığını çok erken şekilde fark eden ve buna ilişkin tedbirleri çok kısa sürede alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti inşallah bu süreçten de en az zararla çıkmış olacaktır. Sağlık Bakanlığımızın koordinatisinde bilim kuruluyla beraber bu virüs çıktığı andan itibaren gerçekten devletimiz ciddi tedbirler aldı ve bu tedbirler halen devam etmektedir. Bu tedbirlerin uygulanması, takibi ve sonuçlandırılması hem başta kendi sağlığımız için, daha sonra da bütün çevremiz için, bütün yurttaşlarımız için gerçekten ciddi bir sorumluluk gerektiriyor. Sizler aracılığıyla bütün hemşerilerimizden, bütün vatandaşlarımızdan, devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın talimatlarına lütfen uyalım ve bunları harfiyle yerine getirmek için çaba sarf edelim diye talep ediyorum, rica ediyorum. Alınan tedbirler kapsamında biliyorsunuz özellikle geniş katılımların olduğu organizasyonlar, kapalı yer toplantıları da Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi gereği erteleniyor, iptal ediliyor. Çok büyük organizasyonlar da dahil bu süreçte iptali yönünde kararlar çıktı. Geçen hafta bizim AK Parti'mizin 107 ilçede kongresi vardı. AK Parti Genel Merkezimiz, Teşkilat Başkanlığımız geçen hafta sonu yapılacak olan kongreleri erteledi.
Bu hafta da bizim de içerisinde bulunduğumuz yine kongrelerimiz olacak. Sizler aracılığıyla Adıyaman halkına duyurmuştuk. AK Parti 7. olağan kongremiz 22 Mart Pazar günü kapalı spor salonunda icra edilecekti. Genel merkezimizin talimatları doğrultusunda bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ancak bu virüsün aldığı şekle göre dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere göre yeni kararlar alınıyor. Sabah da il koordinatörümüz genel merkezimiz adına bizi bilgilendirdi. Bu hafta sonu yapılacak AK Parti'mizin bütün ilçe kongreleri Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle ertelenmiş durumda. Biz de AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı olarak hafta sonu yapılacak olan, pazar günü yapılacak olan kongremizi erteliyoruz. Yeni kongre tarihimiz AK Parti Genel Merkezimizin yine bize talimatları doğrultusunda yeni bir tarih belirlenecek. Bu tarih seçim kurulumuzla paylaşılıp kongremiz ondan sonra yapılacak. Ben bu vesileyle sizler aracılığıyla AK Parti camiamıza, delegelerimize ve bütün hemşerilerimize sağlıklı, sıhhatli bir yaşam diliyorum. Ve kongre gibi, konferans gibi gerçekten çok insanın sürükle edildiği toplantıların en azından bu durum ortadan kalkana kadar ertelenmesi, ötelenmesinin de hem önce kendi sağlığımız açısından, daha sonra bütün yurttaşlarımızın sağlığı açısından ciddi anlamda önem taşıdığını hepimiz biliyoruz. AK Parti camiası olarak genel merkezimizin bu konuda ciddi çalışmaları var. Siz de partide görmüştürsünüz içeri girdiğinizde. Mümkün olduğu kadar az insanla temas etmeye, kendimizi ve karşımızdaki insanı muhafaza etmeye çalışıyoruz. Bu tedbirlerden bir tanesi de kongrelerimizin ertelenmesi. Kongreler bilindiği üzere hukuki süreci de olan yapılar. Bu vesileyle seçim kurulumuzu da bilgilendirdik, valimizi de bilgilendirdik. İnşallah yeni kongre tarihimiz belli olduğu zaman da sizler aracıyla kamuoyuna paylaşacağız. Ben bu süreçte bu virüsten etkilenen ve can kaybı oldu. Öncelikle Allah rahmet eylesin ve bu virüsün en kısa sürede inşallah ülkemizden, dünyadan, insanlık aleminden kalkması için biz tedbirlere sarılalım. Allah da inşallah bu belayı bir an önce def etsin ve herkes ailesiyle, çoluk çocuğuyla her zaman olduğu gibi sosyal hayatına, işine, aşına geri dönsün. Evet, Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden müthiş bir başarı ortaya koyuldu. Özellikle koronavirüsünden korunmak için dezenfekte ilacı üreten lise öğrencileri ve öğretmenler ürettikleri dezenfekte ilaçlarını önce kurumlara, okullara dağıttı. Şimdi ise vatandaşlara dağıtmaya hazırlanıyor. Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çin'de ortaya çıkan dünyada yüzün üzerinde ülkeye yayılan koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte üretiminin kapasitesini arttırıyor. Koronavirüsün çıktığı ilk günden bu yana Türkiye genelinde 38 lise dezenfekte üretimi yaparken Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 30 tonun üzerinde üretim yaptı. Konuya ilişkin açıklama yapan Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Adıyaman'da bulunan 810 okulun üretilen ürün ile dezenfekte edildiğini ve Adıyaman'da bulunan resmi kurumlar, komşu illerden gelen talepler olduğunu ve üretimin buna bağlı olarak artacağını ve çeşitleneceğini de aktardı. Bu dezenfektanla
aynı zamanda bu dezenfektanlar toksinlerimiz Evet değerli izleyiciler, Besni Devlet Hastanesi ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. 20 Mart'ta yapılacak olan yemek ihalesinin doğrudan adrese teslim yapılacağı iddia edildi. Ve yemek firması yetkilileri verdikleri teklifin değerlendirilmediğini ifade ettiler. Şimdi haberimizin detayı. Dünyanın koronavirüsle uğraştığı bu dönemde Besni Devlet Hastanesi sağlıkla değil, skandal bir ihale kararıyla gündemi meşgul ediyor. 20 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan malzemeli yemek pişirme ve sonrası hizmet alımı ihalesine teklif vermek isteyen firmaların tekliflerini kanundaki açıkları kullanarak reddeden hastane yönetiminin ihaleyi şimdiden belirlediği yandaş birisine vermeyi planladığı iddia edildi. Konuyla ilgili bilgi veren yemek firması yöneticileri, ihale yaptıkları başvuruların anlamsız gerekçelerle kabul edilmediğini söyleyerek, hastane yönetimi tarafından kendilerine gönderilen cevabı kamuoyuyla paylaştı. Hastanemiz tarafından 20.03.2020 tarihinde 4734 KİK 21. B maddesi üslubuna göre yapılacak olan malzemeli yemek pişirme ve sonrası hizmet alımı ihalesi için döküman almaya ve teklif vermeye davet için dilekçeniz kurum kayıtlarımıza alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucu 4734 Kamu İhale Kanunu'nun 21. maddesinin B, C ve F bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az 3 istekli davet edilerek yeterlik belgelerini ve fiyat teklifleriyle birlikte vermeleri istenir. 6353 sayılı kanunun 28. maddesinde 4734 sayılı kanunun 28. maddesinin 1. fıkrasına 2. cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. İlan yapılmayan ihalelerde ihale dokümanı sadece idare tarafından davet edilenlere satılır. İlgili madde uyarınca hastanemizce yeterli sayıda firmaya ulaşılmış olup kurumumuzda vermiş olduğunuz ihale davet isteği konulu dilekçeniz idaremizce değerlendirmeye alınmamıştır. Hastane tarafından alınan bu karara büyük tepki gösteren kamuoyu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve şu sıralar tüm mesaisini koronavirüs tehdidini önlemek için harcayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı göreve davet etti.
Değerli izleyiciler, bugün 18 Mart şehitleri anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü. Tabii bugün kutlama yapılacaktı ama koronavirüsünden dolayı kutlamalar yapılmadı. Lakin vatandaşlar yine de mezarlıkları boş bırakmadı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde yapılması planlanan program koronavirüs salgını sebebiyle iptal edildi. Buna rağmen bugün abideyi ziyaret eden az sayıda vatandaş mezarlıklarda dua edip bol bol fotoğraf çektirdi. Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de yayılmaya başlayan koronavirüs tehdidi, Türk tarihinin en büyük zaferlerinden olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenlerini de olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz Cuma günü İl Anma Komitesi koronavirüs salgını sebebiyle stadyumdaki programın iptal edildiğini duyurdu. Pazartesi günü alınan bir başka kararda ise yine aynı sebeple Şehitler Abidesi'ndeki törenin de yapılmayacağını açıkladı. İptallerin arka arkaya geldiği Çanakkale'deki 18 Mart törenleri bu sabah şehir merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen sade bir çelenk töreni ile başladı ve tamamlandı. Şehitler Abidesi'ndeki törenlerin iptal edilmesinin ardından bugün abdedeki sessizlik dikkat çekti. Törenler için hazırlanan platformların ise işçiler tarafından sökülmesine ve meydandan kaldırılmasına devam ediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle yoğunluğun yaşanmadığı Şehitler Abidesi, her şeye rağmen bu özel günde az sayıda vatandaş tarafından unutulmadı. Bazıları turlarla, bazıları ise aileleriyle Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti. Vatandaşlar 18 Mart'ta şehitleri yalnız bırakmak istemediklerini ve burada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek şehitler için bol bol dua etti. Şehitlerimizi anmak ve onları ziyarete geliyoruz. Hani bugün önemli günde bunları yalnız bırakmamak için buradayız. Ne olursa olsun ister hastalık ister savaş ne olursa olsun biz buradayız. Onlar sonuçta bizim için buradalar. Burada yatıyorlar ve biz onları zaten ziyarete gelmesek büyük bir ayıp bizim için. Ailemle bir tatile çıkmak istedik. Bir haftadır tatildeyiz. Bu koronavirüsü nedeniyle böyle olacağını düşünmedik. Çanakkale'yi görmek istedik, geldik. Hedefimizden de vazgeçmedik virüs dolayısıyla. Yani keşke böyle olmasaydı, burada şu an bu program devam etseydi. Biz de görseydik güzel olurdu ama 18 Mart'ta şehitlerimizi yalnız bırakmak istemedik. Burada bulunmak istedik. Ailecek geziyoruz. Yani yoğun olmasını dilerdik tabii. Böyle sakin gezmek daha farklı oluyor. Seneye inşallah daha güzel bir şekilde yine 18 Mart'ta burada olabilmeyi diliyorum. Evet değerli izleyiciler, Adıyaman Belediyesi çocuk alanlarını yani çocuk parklarını yenilemeye devam ediyor. Yeni nesil oyuncaklar ile çocukları cezbediyor. Adıyaman Belediyesi çocuk oyun alanlarını yenilemeye devam ediyor. Şehir merkezinde bulunan parklarda yeni nesil oyun alanlarının montajı Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yapılan montajlarda çocukların parklarda oynarken yaralanmasını azaltmak amacıyla özel olarak yeni ve yumuşak darbe emici zeminler kullanılıyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada çocukların daha rahat ve güvenli zaman geçirmesi adına çalışmalar yapıldığı belirtilirken çalışmaların devam edeceği bilgisi verildi. Adıyaman'da esnaflık yapan Yakup Tosun isimli bir vatandaşımız çocuklar ve özellikle Adıyaman'daki vatandaşların daha çok kitap okuması için güzel bir proje hazırladı. Hayat Hanem adlı projede hem rahat bir şekilde kitap okuyabiliyorsunuz hem de güzel vakit geçiriyorsunuz. Müzik
Adıyaman'da bir esnaf bireysel olarak ürettiği projelerle insanların daha çok okumasına katkı sağlayabilmek ve öğrencilerin daha rahat ders çalışması için Hayathanem adlı kütüphane kurdu. Kent merkezinde kurduğu 50 öğrencinin yararlandığı kütüphanede gönüllü öğretmenler ders veriyor. Kütüphane kuran esnaf, öğrencilerin ihtiyacına yönelik ders çalışabileceği kütüphane kurallarını baz alarak ortam hazırlandığını kaydetti. Haklarla fazla ilgili olduğundan dolayı da insanların okuması için böyle projelerde son 5 yıldır etkinlikler yapıyorum, projeler geçiyorum. Tamamen bireysel, kimseye bağlı değilim. Allah rızası için insanların okumasına katkı sağlamaya çalışan bir bireyim. Öncelikle buranın kuralları var. Bizler kimseye bağlı olmadığımız için tamamen kütüphane kurallarına baz alıyoruz. %100 sessizlik. Tamamen öğrencinin ders çalışabileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Sohbeti tamamen kapatmış durumdayız. Diğer kütüphaneler hakkında bir şey diyemiyoruz. Sadece devletin parası nasıl heba edilir, onun aslında yaşanır göstergesi, görsel hali onlar. Gençlik Spor Bakanlığı bu konuda çok ciddi bir hata yapmış. Evet, güzel bir proje, kitap kafede. Yalnız bu projeyi otokontrolü olmadığı zaman maalesef öğrenciler saat 6'da dışarıya atılıyor. Kovuluyor bir nevi. Devlet desteği bittiği için. Yazık ettiler, devletin parasını heba ettiler. Halk kütüphanesi keza öyle. Saat 9'da kapanıyorsa bu ciddi bir problem. Çünkü 3 ay, 4 ay sonra sınav var. Ve öğrenciler ders çalışabilecek ortam bulamıyorlar. Özellikle dershaneye gitmeyen öğrencilerde bu ciddi bir sıkıntı. Ve bu gönül işiyle yapıldığı için de gece yarısına kadar buradayız. Öğrencilerimize kalkın gidin demiyoruz. Kendileri ne zaman isterse o zaman kapatıyoruz. Elimizden geldiği kadar onları daha verimli çalışabilmesi için de ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Yani değil mi ya, burası tamamen Allah rızası için kuruldu. 12. sınıf öğrencisi Fatoş Arslan ise kütüphanenin çok nezih, sessiz ve sıcak, ferah bir ortam olduğunu belirtti. Burası çok nezih, sessiz ve sıcak bir ortam. Ferah ve burada daha rahat hazırlanıyoruz. Diğer kütüphanelere göre daha rahat olduğu için burayı tercih ediyorum ve merkezde, çarşının içinde. Böyle sıcak bir ortam. Belli saatlerinde gelip bize soru çözümü yapıyorlar gönüllü bir şekilde. Ve bu da gayet avantajlı bir şey. Çünkü çoğu gittiğim kütüphanede böyle bir şey yoktu. İlk defa burada görüyorum. Bu yüzden daha güzel avantajları var. Türkiye'nin en büyük badem bahçesine sahip olan Adıyaman'da badem ağaçları çiçek açtı ve adeta ortaya görsel bir şölen çıktı ve bu görsel şölen havadan görüntülendi. Türkiye'nin en büyük badem ekili alanına sahip Adıyaman'da çiçek açan badem ağaçlarının görsel şöleni gökyüzünden görüntülendi. Badem ekili alan bakımından Türkiye'nin birinci, üretim bakımından ikinci sırada yer alan Adıyaman'da badem ağaçları çiçek açtı. Ağaçların çiçek açmasıyla birlikte Adıyaman'da adeta beyaz gelinlik giydi. Gökyüzünden drone ile görüntülenen badem bahçelerinin görsel şölen sundu. Eşsiz manzarasıyla görenleri kendisini hayran bırakan badem ağaçlarını gören vatandaşlar bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyor. Adıyaman'da 2012 yılında badem alanı 3800 dekar iken 2019 yılı sonu itibariyle bu alan 72.350 dekara ulaştı. Hedef 2023 yılına kadar 100 bin dekar badem alanı oluşturmak. Üretim bakımından Türkiye'nin ikincisi olan Adıyaman'da 2012 yılında 598 ton alan üretim miktarı 2019 yılı sonu itibariyle 12.369 tona ulaştı. Benim bunu suyu getir, hem de peçete getir ya. Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Nihat Yılmaz, badem bahçelerinin görsel şov yaptığını dile getirdi. İlimiz adeta gelinlik giymiş gibi badem ağaçlarının çiçekleriyle güzelleşti baharın gelişiyle beraber. 2012 yılında badem alanımız 3800 dekar iken 2019 yılı sonu itibariyle bu alan 72.350 dekara ulaştı.
Bizim hedefimiz 2023 yılına kadar 100 bin dekarlık badem alanı oluşturmak. Türkiye'de badem üretim alanı olarak birinci sıradayız, ancak badem üretimi olarak ikinci sıradayız şu anda. Çünkü badem bahçelerimiz henüz çok gençler. Ekonomik verime daha yatmadılar. Ekonomik verime yatmasıyla beraber bu sıralamamız yükselecektir. Bizim hedefimiz birinci sıraya oturmak şu anda. Adeta bahçemiz, doğamız süslenmiş durumda. Mis gibi kokular yayılıyor etrafa. Yani bu güzelliğin her tarafta görülmesini kesinlikle isteriz bizler de. Şu anda baharın müjdeleyicisi olarak bademlerimiz resmen bize görsel bir şov yapmak. Adıyaman'da bir sitenin bahçesinde bir kuş görüldü ve o görülen kuş aslında nesli tükenmekte olan bir kuştu ve türü ise Hint gölet balıkçıl kuşlarındandı. Şimdi haberimize gidiyoruz. Abi siz mi buldunuz? Adıyaman'da vatandaşlar tarafından bir sitenin bahçesinde bulunan kuşun dünyada nesli tükenmekte olan ve Hint gölet balıkçıl kuşu olduğu anlaşıldı. Yeni Sanayi Mahallesi Sümer Park yakınlarında bulunan bir sitenin bahçesinde bir kuş olduğunu fark eden site görevlisi Yaşar Okçu, kuşa yaklaşarak inceledi. Kuşun dünyada nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunun fark edilmesi üzerine Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'nü arayarak yardım istedi. Ben sitenin görevlisiyim. Buraya giderken, kontrol ederken oradan bir baktım ki burada gördüm, köşede. Köşede? Tam burada gelirken bir baktım ki burada yaralı halde getirdim buraya dedim. Şimdi görevli bekliyor ki gelsin baksınlar yani dedim günahdır diye. Teslim edeceksiniz herhalde. Teslim edeceğim. Gelsin götürsünler yani günahdır. Bunun için dedim yani haber verdim. Vallahi bilmiyorum. İlk defa mı görüyorsunuz? İlk defa görüyorum. Çünkü böyle tür burada yani hiç görmemişim. Uzun gagası ve deve tüyü rengiyle dikkat çeken kuş için harekete geçen ekipler belirtilen adrese gelerek kuşu site görevlisinden teslim aldı. Sağ kanadından yaralı olan ve saldırgan hareketlerde bulunan Hint gölet balıkçıl kuşu ekipler tarafından getirilen kafese konuldu. Nesli tükenmekte olan kuş koruma altına alınarak tedavi edilmek üzere veteriner müdürlüğüne götürüldü. Adıyaman'da bir iş yerinin kapısı camlıydı. Çıkan müşteri ise bunu fark etmedi ve o anlar kameraya yansıdı. Adıyaman'da bir iş yerinin cam kapısını fark etmeyen müşterinin çıkarken cama çarpması kameralara yansıdı. Alınan bilgiye göre olay Kap Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Beşar Ali'ye ait kuaför dükkanına gelen ismi öğrenilemeyen müşteri tıraş olduktan sonra iş yerinden çıkmak istedi. İş yerinin kapısını fark etmeyince kapıda bulunan cama çarptı. Yüzünde yaralar oluşan müşteri olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan müşterinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, müşterinin damdan dışarı çıkma anı ise iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Adıyaman Malatya karayolunda bir otomobil kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen bir kamyonetle çarpıştı ve kazada 7 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Adıyaman Malatya karayolunda kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki kamyonla çarpıştığı kazada 7 aylık bebek hayatını kaybetti. Kaza Adıyaman Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu Kapıdere mevkinde meydana geldi. Yakup Öy dairesindeki otomobil Gaziantep istikametinden Malatya istikametine giderken Kapıdere mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Otomobil karşı yönden gelen Mahmut Ağa idaresindeki kamyon ile çarpıştı.
Kazada otomobil hurdaya dönerken kamyon şarampole yuvarlandı. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Yakup Ö ile eşi Merve Nur Ö ve 7 aylık bebek Mehmet Akif Ö yaralandı. Yaralılar Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkışıkları yerden çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 7 aylık bebek yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan anne ve baba ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evet, Adıyaman'da bir annenin daha bir günlük bebeğini boğarak öldürüp çöpe atmasıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Adıyaman Çöplük'te 6 gündür arama yapılıyordu ve neticeye ulaşılmadığı için aramalar sonlandırıldı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir annenin bebeğini öldürüp çöp konteynerine attığı ifadesine göre şehir çöplüğünde 6 gündür yapılan arama çalışmalarında netice alınamayınca çalışmalara son verildi. Adıyaman'da annesi tarafından öldürüldükten sonra çöp konteynerine atılan bir günlük bebek çöplükteki arama çalışmalarına son verildi. Bahçecik Mahallesi'nde oturan, eşi cezaevinde olan iki çocuk annesi F.U. iddiaya göre ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı ve geçen pazar günü doğum sancısı tutunca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.U. burada kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası eve dönen F.U. bebeğinin ağzını bezle kapattı. Nefessiz kalan bebek yaşamını yitirdi. F.U. bebeği poşete koyup çöpe attı. Pazartesi günü F.U. topuk kanı taraması yapılması için bebeğiyle birlikte hastaneye çağrıldı. F.U. hastaneye gitmeyince polise haber verildi. F.U.'nun evine giden polis bebeğin olmadığını gördü. Bunun üzerine gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesinde ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldığını, bebeğin ağzını bezle kapatarak öldürüp çöpe attığını itiraf etti. Adıyaman'da tam bir haftadır kayıp olan engelli vatandaşın hem havadan hem de karadan aramalarına devam ediliyor. Adıyaman'da 6 gündür kayıp olan engelli Taceddin Daşdağ'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Merkeze bağlı Akhisar köyünde 6 gün önce evinden ayrılan konuşma engelli Taceddin Daşdağ'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı araştırma yapılarak Daşdağ'ın gezdiği bölgeler aranmaya başlandı. İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri tarafından Göksu Çayı'nda arama çalışmaları başlatılırken ekipler 6 gündür Göksu Çayı'nda ilerleyerek Şanlıurfa il sınırına yaklaştı. Dalgıç ekipleri suda arama yaparken jandarma ve AFAD ekipleri ise karadan arama çalışmaları yapıyor. Bölgeye getirilen drone ile havadan arama çalışmaları yapıldı. Amcası Mehmet Daştak her sabah aynı güzergahı kullandığını ve akşamları ise geri döndüğünü belirtti. Evet, koronavirüs biliyorsunuz sporu da etkilemişti. Özellikle futbolda da koronavirüs dolayısıyla seyircisiz oynanan maçlar vardı. Bu maçlardan bir tanesi de Kağıt'ta Belediyespor ile Elbistan Spor arasında gerçekleşti ve Kağıt'ta Belediyespor Elbistan Spor'u 7-1'lik bir galibiyetle yendi. Adıyaman'ın Kağıt'ta ilçesinde haftanın ilk bal ligi karşılaşmasının Cumhurbaşkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda yeni tip koronavirüsü nedeniyle seyircisiz oynandı. Bölgesel amatörlük lideri Kağıt'ta 0-2 Spor evinde ağırladığı Elbistan Spor'u 7-1'lik skorla mağlup etti.
Son haftalar yaklaştıkça ligden heyecan artarken şehrin iki takımı ilk iki sırada yer alırken Kağıt'a 0-2 spor liderliğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı kabinesinin koronavirüs salgını nedeniyle Beştepe'de yapılan toplantının ardından alınan karar doğrultusunda Nisan ayı sonuna kadar tüm spor karşılaşmalarının seyircisiz olarak oynanmasının açıklaması üzerine ilk seyircisiz maç Bal Ligi'nde Kahta'da oynandı. Tribünler takım yöneticilerinin dışında bomboştu. Kahta 0-2 spor takımının fanatik taraftarları stadyum çevresindeki evlerin balkonlarında ve evlerin damlarında seyretti. Damları dolduran taraftarlar tribünleri aratmayan bir şekilde yan yana maçı seyretti. Evet, bu haberle de ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.